Peki, evet. Sıradaki haber. Sıradaki haberimiz şu. Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevi. Evet. Tanrı sevsin. Gerçekten çok iyi anlaşan, çok beğendiğimiz. Yıllardır. Yıllardır. Hatta Oğuzhan'ın çok uzun yıllar çıktığı diğer kız arkadaşını bırakmasına Zeynep'i sebebiyet verecek bir birlikteliktir. Sonra ne oldu? Ayrıldılar. Of. Fotoğraflar bu. Açıklamalar geldi. Geldi. İlk tabii ki fotoğraflar silindi. Biliyorsun her zamanki gibi. Ve o fotoğraflar silindikten sonra bir açıklama bekledik. Her yerde ayrıldı haberi çıktı. Acaba bir kızgınlık anında mı silindi dedik ama maalesef ayrılmışlar. İşte evet. Açıklama. Senin önünde var mı? Evet, Yağmur Tanrısevi'nin açıklaması. Evet. Kayan yazı yoksa ben açıklayayım. Açıkla. Çok uzun oku. Yorulurum ben. Tanrı sevsin, evet. Evet. Bugünlerde aklımız, kalbimiz hepimizin güvenliği için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizle. Kuşkusuz, evet. Onların yuvalarına sağ salim dönmelerinden daha önemli bir gündem olamaz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu yoğun ve hassas günleri düşünerek gündemi meşgul etmemek için sessiz kalmaya çok dikkat ettik. Ancak ilişkimizin bitişi sonrasında medyada yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Hmm. 4 yıl önce sevgiyle başladığımız ve birbirimize karşı hiç insani hata yapmadan sürdürdüğümüz ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Bu kararımıza ve sonrasında yaşayacağımız sürece herkesin saygı ve hassasiyetle yaklaşacağına inanıyoruz. Yağmur Tanrı sevsin. İddia şu, Yağmur Tanrı sevsinle Oğuzhan Koç'un ayrılık sebebi evlilik baskısı diyorlar. Yani şöyle, kaç yıldır birlikteler, artık evet. Bir evlilik. Evet. İsteniyor, ailelerinde bir baskısı var ama Oğuzhan Koç yanaşmıyormuş. Evet, ben bunu bir röportajda hissetmiştim. Ah. Evet, yan yanalardı ve evlilik soruyorlardı. İlk cevap erkekten geldi. Çok ileti olurum biliyorsun. O cevabı kadın versin isterim. Evet. İçinizde bile erkek evliliği istemiyorsa bunu karınıza yapmayın ya da müstakbel eşlerinize yapmayın derim. Böyle yaptı. Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum. Olursa söyleriz ama geçiştirdi. Kızın ağzına tıktı yani lafı. Bak, en güzel kelime nedir biliyor musun? Tek kelime. Kısmet. İşte aynı. Hayırlısı. Evet, yani bu kadar hayırlısı basit. Hayırlısı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha var. Yağmur Tanrı Sevsin'e bir dizi teklifi geliyor. Evet. Söylenenlere göre. Ve dizi şehir dışında. Evet. Bazen yurt dışında. Yani Oğuzhan'dan uzakta olacağı bir iş. Ve Yağmur Tanrı Sevsin bunu kabul etmiyor. Oğuzhan Koç'tan uzakta olmamak için. Sonrasında Oğuzhan'ın bu fedakarlığa yaptığı yanıt kabaca oluyor ve evliliğe yanaşmadığını cümlelerle deklare ediyor. İddia bu. Yani ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Fakat ben hep Oğuzhan'ın daha düşünmüyoruz. Daha kısmet. Yani hadi Eser evlendi. Hadi İbrahim evlendi. Hadi Oğuzhan sıra sende. Siz üç adamsınız. Doğru. Hep sıra sende. Niye evlenmiyor? Niye evlenmiyorsun? Yani bu arada Yağmur'la Oğuzhan'ın ortak açıklamasıymış. Şimdi ben Oğuzhan evet. Koç'un da sayfasına girdim. O da paylaşıyor. Yağmur Oğuzhan diye aha. Eklemişler. Ya 4 yıl artık alışkanlıkta olmuştur. Ya, çok ciddi bir. Ama Oğuzhan'dan da ne şarkılar çıkacak? Ben de onu düşünmüşüm. Ya ben yanlış de şöyle düşündüm aslında sen bu şarkılar çıkacak derken. Evliliğe bu kadar yanaşmayıp bir insanı bu kadar seven, aynı zamanda onunla 4 yılı geçiren bir insanın bu kadar şarkıları duygusal söylemesine inanmadım açıkçası. O zaman evlen güzel kardeşim. Sevmiyor musun bu kızı? Onları da ilk ben görmüştüm Çeşme'de. Daha hiç sevgili olduklarını açıklamamışlardı. Basını gördüler hemen elleri bıraktılar falan böyle. Bir arkadaydım. O kadar. Evet. Yani o daha hiç kimse yoktu ortada ama daha hiçbir şey belli değildi. Peki şimdi biz bir gıcıklık yapacağız. Çok üzücü. Nedir bu gıcıklık? Şimdi daha 4 yıl biliyorsunuz çok uzun bir süre. Çok yakışıyorsunuz. Ver. Sizin öyle mutlu günlerinizden bir demet bir sunalım bakalım. Ver bakalım. Belki de şimdi birbirlerini arayacaklar bir mesaj. Bir buketle gidecek belki. Ha? Ben ettim sen etme Yağmurcuğum. Hadi inşallah barışırsınız buyurun. Bayılırız barıştırmaya. Ulan bu kadar zor soruyla başlanır mı ya? İnsan önce bir düğünü sorar bir şey sorar. Hemen yaktın ya bizi. Direkt böyle geliyor ama. Evet galiba biz de Eser'in ve İbrahim'in izindeyiz. İnşallah yani yol oraya gidiyor gibi duruyor. İnşallah öyle olur. Düğün sahibisiniz neler söyleyeceksiniz? Aynen şahitsiniz. Ev sahibi sayılırız. Aynı zamanda sahne alacaksınız bir sürü şeyler. Evet abi ya bize hiç sahne alacakmışım gibi bir işteymişiz bir mesaideymişiz gibi gelmiyor. Biz en yakın arkadaşlarımızın düğünündeyiz. Özellikle ben birlikte büyüdük Eser'le. Berfu'yu da canımız gibi seviyoruz. Yani şahane bir gün geçirecekler. Biz de bu güzel anılarına daha güzel anılar katmak için buradayız. Bugün de yanlarındayız. Her zaman da yanlarında olacağız. İnşallah çok mutlu olsunlar. Neler söyleyeceksiniz yanlarına? Katılıyorum artık. Biz de çok mutluyuz onlar adına. Güzel bir gün olacak. Öyle yani. Eser ve şey bütün ekstralarını iptal etti olsam bugün sahneye çıkaracağım. Evet büyük dedi. Para kaybettim. Buradan ilan edebilirim. Ya feda olsun. Ayrıca ben düğünün bu tarihte olduğunu bildiğimiz için hiç konser falan hiçbir şey almadık. Yok. Siz tekrar barışın.
Yakışıyorlar değil mi? Çok yakışıyorlar. Bir de ilk açıklaması senin dediğini tersi yalnız. Hı-hı. Çok başta, güzel. Bu benim dediğim röportaj bu değil ama yok başta yine. Onları, ne yapıyorsun ya? Bir önce bir düğünü sor. Niye bizi yakıyorsun diye tedirgin oluyor. Onların izinde izledi ama erkeklerin genel tavrı budur evlilikle ilgili. Mesela bir paylaşım görmüştüm ben. Adam 5 gün sonra evlenecek, başımı yakmaya son 5 gün falan diyor. Yani açıklaması o. Ya ama ben de mesela... Sanki bizim başımız yanmıyor. Ha hiç. Hep erkeklerin başı yanıyor. Bir şey değil mi? Erkeklere hiçbir şey olmuyor. Kadının bütün hayatı değişiyor. Tabii canım. Bizim bütün düzenimizi değiştiriyorsun. Ben mesela erkek gömleği ütülemeye başlıyorum. Ne demek ya? Ben şey, hayatımda erkek gömleği... Yemek yapıyorsun yemek. Ya yemek yapıyorsun ya. Neler oluyor? Çorap veriyorsun zaten evden çıkarken. Çorabından hayatım. Şimdi falan. Buradan Oğuzhan Koç'a sesleniyorum. Yaklaş. Yok yaklaş. Ece'ye yaklaş. Şimdi 4 yıl. Heh. Koskoca 4 yıl. Ve o kadar güzel geçiyor. Bak. Niye bıraktın kız orada? Ya bu kadar mutlu günler. Bu kadar kolay çöpe atmamalı. Bence ortada gerçekten çok önemli bir sebep de yoktur. Evlilikse de. Gerçi şöyle bir şey var. Ayrılınca evliliğe karar vermek daha kolay olabiliyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bir res çektiyse bizim kız. Dedi şöyle ki, şey yaptıysa evlen bir ayrılayım da. Bir bensizliği görsün. Ama sen de formülü verme şimdi o sana. Ama dememiştir, dememiştir. Öyle ondan yapmamıştır. Yapmamıştır. Yaptıysa da helal hoş olsun. Yapsın. Bence barışacaklar. Dönecek. Oğuzhan yağmursuz yapamayacak. Sana katılıyor. Bravo. Ya ilişki konusunda çok uzmanım. İlk defa doğru bir şey söyledin. Normalde hiç tutturamazsın. Çok uzmanım gördüğünüz gibi. Muhteşem bir fikir verdin. İnşallah da öyledir. Hani kendi başına şey yapamaz mı şey? Kel. Evet, kelin ilacı olsa kendi başına sürerdi. Bravo ben işte.